Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Musibatlik o'g'ilning so'zlari Xitoyning vahshiyligini yana bir qatim oshkorildi. Xitoy Sharq Turkiston xalqini tuqqanlarining jinoza namoziga qatnashishdimi cheklamoqda. Turkiya ovozi radiosiga Uyg'urcha bo'limining muxbiri jurnalist Mirkamiljon Qashqariyning onasi, shundoqla Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla Og'izxonning hammasi 19-aprel vafot bo'lgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy tajovuzchilarining uchurlarini tizginlash xalqimizni chet eldagi tuqqanlari bilan hatto vatandagi tuqqanlarini bir-biri bilan aloqalashishdan cheklashi sababli musibat xabarini 6 kundan keyin vatandagi bir tuqqunining jinini olqiniga elib qo'yib ma'lumot berishi natijasida oshkorlandi. Biz tafsili uchrashish uchun marhuma buvi Xadicha hojimning o'g'li Mirkamiljonni ziyorat qildik. U so'zida uydagi erlarning hammasi lagerda bo'lgachqa onasining namozini tushiradigan er kishi qolmaganligini, Xitoy tajovuzchilari onasining namozini tushirish uchun jazo lagerdagi cho'ng inisiga jinoza ishlarini bartaraf qilishga ruxsat berganlik xabarini olganligini, onasi va bir tuqqanlari bilan aloqasi uzilgili 2 yildan oshganligini, ularning jazo lagerdimi yoki turmidimi, o'likmi yoki tirikmi hech qanday xabarni ololmaganligini, shunaqla onasining Xitoyning jazo lagerlaridimi yoki o'z uyida o'z ajili bilan vafot qilganligi haqida hech nima bilmaydiganligini, barliq tuqqanlarining lagerda bo'lishini hisobga olganda onasining jazo lagerlarida o'ltirilgan bo'lish ehtimolining cho'ng ekanligini bildirdi. U so'zda yana bu musibatning muhojirati yashayotgan barliq Sharq Turkiston xalqining beshig'i kelayotgan umumiy fojia ekanligini bildirdi. Biz istiqlol oilasi bo'lish suftimiz bilan aktiv faoliyatchi Mirkamiljon Qashqariyning onasi va Hidoyatulla Og'izxon afandimning hammasi marhumaning yotgan yerining jannatda bo'lishini, qayg'uliq oilasiga Allohning sabr taqat ato qilishini tilaymiz. Xitoylar Turkiyada mo saxtipazlikini davomlashtirdi. Yaqinda ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir parcha surat kishilarning diqqatini tortdi. Suratda Turkiyaning donliq sayohat nuqtalaridan biri bo'lgan Navshahr viloyati Görəmə şəhərindəki Xitayın məlum səyahət şirkətinin viviskisi göstərilən. Viviskidə ingiliscə unicorn səyahəti deyə yazılğan bolsunmu, Xitay kisidə Xitayların öz səyahət işləri cəmiyyəti deyə yazılğan. Türk turdaşları bununğa narazılıq bildirib, Xitayların türk səyahət şirkətlərinin fayda elişini xalamaydığanlığını, yerlik puxraların Xitayçını bilməydığanlığından faydalanıb, natoğru ticarət usulu arqalıq Xitay səyahətçilərini özünə qaratıb atqanlığını aytqan. Misr bilan Xitoy dastlabki qarz kelishimi imzoladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Misr o'rtasida poytaxt Qohiraning sharqida qurilishi davomlashayotgan yangi ma'muriy poytaxtning markaziy xizmat rayonining inshooti uchun ishlatiladigan jami 3 milliard dollarlik qarz kelishimining dastlabki qismi uchun imzolar qo'yildi. Misr to'ralg'u ministrligining bu vaqtdagi bayonotiga asoslanganda Yeni ma'muriy poytaxtda markaziy xizmat rayonini bino qilish uchun ishlatiladigan 3 milliard dollarlik qarzning 834 million dollarlik dastlabki qismi uchun imzo qo'yilgan. Loyani pul bilan ta'minlaydigan Xitoy banklari bilan Misr o'rtasida tuzilgan kelishimga imzo qo'yish marosimiga Misrning to'ralg'u ministri Asim Al-Jazzar qatnashgan. İmza qoyulğan dastlabki qarz qisminin yeni paytaxtki selindigan 7 igiz binaning plan qurilishlariga ishlatildiganligi qayd qilindi. Misr to'ralg'u ministri Asim Al-Jazzar o'xshimagan maqsadlarda selindigan jami 20 igiz binaning plan qilinganligini, bulardan birining 385 metr igizligi bilan Afrikadagi eng igiz bina bo'ladiganligini bildirdi. Misr prezidenti Abdul Fattah As-Sisi mazgilida Qohiraning sharqida va Suvaysh qanali atrofida qurilishi boshlangan yangi ma'muriy poytaxtga 6.5 million nufus sig'diradiganligi bildirilmoqda. Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari faoliyatlarini jonlantirmoqda. 27 aprel boshlangan 12-chi qitimli xalqaro o'quvchilar uchrashishi faoliyati munosabati bilan faoliyatga qatnashgan Sharq Turkiston yangi nasl harakati va Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati birlikda Sharq Turkistonni tanishtirdi. 27 aprel boshlanib 28 aprel oxirlashgan faoliyatda
İstanbul'un Üsküdar, Esenler rayonları ve Türkiye'nin Konya vilayeti Katarlık çayılarında mahsus Şarkı Türkistan'ı tanıştırış oranı tesis kılındı. Tesis kılgan oranlarda Şarkı Türkistan bayrağı, Şarkı Türkistan halkının milli medeniyetini eks ettirilgen suretler, kiyim keçekler ve öy cabdukları Katarlık buyumları körgezmege koyuldu. Şundaklı körgezmege gelgen ziyaretçilerge teşvikat varakı tarıktılıp, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti tanıştırıldı. 28 April Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti yılda bir kıtım ötküzüldüğün Hayır Köyreki faaliyetine Şarkı Türkistanlık ösmürlerini teşkil edi. 28 April yine İstanbul'da yaşayan bir kısım Uygurlar Mahmut Kaşgari Terbiyeleş Cemiyeti'nin teşkilleşi bilen Şarkı Türkistan bayrağını götürüp İstanbul'daki Sinan Erdem Tenterbiye Zalı'da ötküzülgen Refah Partisi'nin yığılışıga katnaştı. Bugün 29 April İstanbul'un Üsküdar rayonunda 23. kıtımlık Türk Dünyası Ösmürleri Uçuruş faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetke Türk Dünyası'daki 34 milletin vekilleri katnaşkan bulup, Uygur Ösmürleri Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin teşkilleşi de Uygurlarga vakaleten faaliyetke katnaştı. Kollarda Şarkı Türkistan bayrağını götürgen Uygur Ösmürleri müstakillik şuarlarını tovlagan halda Ayrılık Çeşme Camisi'den Kadıköy Meydanı geçe yürüyüş kıldı. Xitayda arqa-arqadan ot apiti yuz berdi. 28 April ijtimoiy taratqularda tarqalgan uchur va sinliq ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, yaqindan beri Xitayda arqa-arqadan ot apiti yuz bergan. 26 April Shandong o'lkasi Tingzhou shahri Ruida ximiya sanoati zavodiga o't ketgan bo'lib, shu kuni yana Gansu o'lkasi Qingyang 2-chi qo'l mashina bozori amburda portlash yuz berib, ot apitiga o'zgargan. Shu kuni yana Nanjing oila o'ltiroq rayonida ot apiti yuz bergan. 28 April yana Xeylongjiang Jiamusi shahridagi mashinasozlik zavodi ambiriga o't ketib, nurg'un zavod uskunlari kuyib kulga aylangan. Amerika urush paraxotlari Tayvan bo'g'izidan o'tdi. Tayvan Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 urush paraxotining tunugun Tayvan bo'g'izidan o'tganligini bildirdi. Tayvan mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika uruş paraxotlarının strategik Hindistan okyan vazifeleri dairesi de Tayvan boğazdan ötüş erkenlikine iyi işkenlikini bildirdi. Xitayning bolsa paraxotlarının boğazdan ötüşüge narazılık bildirişi kütülmekte. Amerika'nın 2 uruş paraxoti ötken yili iyul ve oktyabr aylarda mı Tayvan boğazdan ötken idi. Xitay bu vaqtdagi endişelerini Amerika tarafiga yetkizganligini uqtirgan idi. Xitay rejimi bir Xitay prinsipini boylab, xalqaro jamoatchilik arasida Xitayga faqat o'zlarining vakillik qila oladiganligini ilgari surib kelmoqda. Va Tayvan agar mustaqillikni jakarlasa, harbiy kuch ishlatib mudoxala qilishning mumkinligini bildirmoqda. Ammo Tayvanning mudofaasiga hamdan bo'lib kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari har yili Tayvanga milliardlarcha dollarlik qurol yetib bermoqda. Antonio Guterres'nin Xitay'da Uygurlarını tilga almaganlığı ayıplandı. Kişilik hukuk faaliyetçileri Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibinin Xitay ziyaretinden narazı buldu. Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres Uygur Müslümanlara kılınan zulümlere perva kılmadı deyip ayıplandı. O Beijing ziyaretinden burulla kişilik hukuk organları tarafından Xitay'a barganda Uygur meselesinin tilga ilişki çakırılgan idi. Ama o Xitay'da sözlügen uçuk notkuda Şarkı Türkistan'daki Uygurlarını tilga almadı. Kişilik hukuk teşkilatları Xitay'nın Şarkı Türkistan'da milyonluğun Uygurlarını ceza lagerlerine solap yok kılış meselesini körmesk selişinin Ruşen hatalık işkerlikini bildirişip Guterres'ni ayıplaştı. Katar'da Bürküt 21 namlık harbi manevr ötküzülmekte. Qatar'da Türkiye askerlerimi katnaşkan Bürküt 21 namlık harbi manevri ötküzülmekte. Qatar haber agentliğinin bu vaqtki haberde Qatar armiyesi tarafından paytaxt Doha'da ötküzülgen Bürküt 21 namlık harbi manevriga Türkiye askerlerden sırt Amerika askerleri, Qatar İçki İşler Ministerliği hadimleri, sahil bihatarlı kısımları, deniz ve kurukluk armiye askerlerinin katnaşkanlığı bildirildi. Haberde Qatar armiye başkomandalık şitabı başlığı General Ghanim bin Shahin Al-Ghanim'nin Harbiy manevrga qo'mondonlik qilayotganligi qayd qilindi. 21 aprilda boshlangan bu qatimqa harbiy manevrning 30 aprilda oxirlashadiganligi bildirildi.
Qatar'da keyingi 2 yil ichida Turkiya va Amerika askarlarimi o'rin olgan nurg'un harbiy manevr o'tkazildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro jamiyatni Arakan musulmonlarga yordam berishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti musafirlar mahkamasining oliy komissari Filippo Grandi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti mas'ullarining Bangladeshning janubidagi Bermadan qochgan Arakan musulmonlari qilayotgan musafirlar lagerlarini ziyorat qilishidan keyin e'lon qilingan bayonotda rayonda musafirlarga qarata xizmat ishlash jihatidan zo'r ilgirlashlarning ko'rilganligi, biroq bo'libmi bolalar va ayollarga nisbatan ahvolning yanada jiddiyligi eskartilish bilan bir vaqtda xalqaro jamiyatning Arakan musulmonlariga ta'lim tarbiya, kasbiy ma'arif va o'z jamiyatlariga hassa qo'shish fursati yaratib berish hamda ko'chmanlarning bermig'i qaytishi uchun birlik va barobarlik asosida harakat qilishga tayyorlanishning zarurligi ta'kidlandi. Filippo Grandi Bangladeshda 12 yoshdan kichik 540 ming musafir baladan yarimining o'qishdan mahrum qolganligini, qolgan yarimiga yaratib berilgan o'qish fursatining intayin cheklik ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Bu dunyoning eng cho'ng musafirlar krizislaridan biri bo'lishni davomlashtirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda 2017 yil 25 avgustdan keyin Arakandagi besim va zulmdan qochib Bangladeshdan panohlik tilagan ko'chmanlarning soni 745 mingga yetdi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.